Merhaba Şifteli Edit izleyenleri, ben Volkan Taş. Yeni bir sokak röportajıyla karşınızdayım. Google'ın DeepMind ekibi tarafından geliştirilen yapay zekası AlphaGo, Go'nun efsanevi ismi Lee Sedol'la yaptığı 5 maçlı karşılaşmanın kazanını oldu. Biz de bu hafta sokağa çıkarak yapay zeka insan zekasının önüne geçebilir mi diye sorduk. İşte cevaplar. Yapay zeka insan zekasının önüne geçebilir. Ben buna inanıyorum. Stephen Hawking'in de sonuçta verdiği konuşmalar var bu konuda. Dünyanın sonunu getirebilecek bir şey olarak da görüyorum. O potansiyele de sahip. Ne gelirse bizden geliyor sonuçta. Dünyanın sonunu aslında biz getiriyoruz da teknik olarak. Ama yapay zeka önemli bir unsur ve beşeri bir unsur olmasına rağmen insan zekasının önüne geçebilir. Ben buna inanıyorum. Geçebileceğini sanmıyorum. Sonuçta biz yapıyoruz. Yani insan aklının önüne bir şey geçemez. Yapıcısı biz sonuçta. Programlayan biziz. Bizim şarja taktığımız, bizim yaptığımız bir şey bizi öyle bilim kurgu olarak kalır bence. Bence geçebilir. Sonuçta yapay zeka sınırsız bir şey yani. İnsan zekasının belirli bir sınırı var. Onun için. Asla insan beyninin üstüne hiçbir şey geçebileceğini düşünmüyorum. Hayır, geçemez. Geçemez. Çünkü yapay zeka yapan insan olduğuna göre insanın yaptığının bir şeyin önüne başka bir şey geçebilir mi? Bana göre geçemez, benim fikrim. Ya bence ileriki zamanlarda geçebilir ya, çünkü teknoloji gelişiyor. Geçmesi mümkün bence. Geçemez bence. Neden? İnsan zekası natür yapay, bilmiyorum, yapay zeka insan zekasının önüne geçtikten sonra bütün her şeyin önüne geçmesi lazım. Sizce yapay zekaya sahip bir robot bir öğretmen olabilir mi mesela? Ya öğretmen kısmen yani. Şimdi zaten fizik kurallarına aykırıdır yani. Hiçbir zaman orijinal olmaz. Yani Allah'ın yarattığı, Allah'ın verdiği hiçbir şeyi yapay tamamlamaz diye düşünüyorum. Ya bence geçemez. Yapay zeka dedi zaten bilgisayar falan ya. O bilgisayarı falan üreten de insan zekası olduğu için geçemez diyorum. Yani insan zekası çok farklı işler ya. Ya yani Allah'ın yarattığı bir şeye asla önüne geçemez yani. Ben geçebileceğini düşünmüyorum. Sonuçta yapay bir şey. Yine insanın ürettiği bir şey. Saçma buluyorum hani geçmesini. Yapay zeka insan zekasının üstüne geçemez. Çünkü insan zekası Allah vergisi olduğu için daha üst düzeyde bence. Yapay zeka insan zekasının önüne geçemez. Çünkü insan daha zekalı olduğu için, düşünceli olduğu için yani yapay zekadan daha iyi yapar. Çünkü her şey Allah'ın elindedir. Allah insanlara akıl vermiştir önceden. Çünkü Allah insanları ne maymundan yaratmıştır ne de hayvanlardan yaratmış. Allah insanı insan olarak yaratmıştır ama belki de maymuna benzeyebilirdi. Sonra da insanlara Allah yavaş yavaş yani akıl vermiştir, düşünce vermiştir, fikir vermiştir. Ve herkesin özgür düşüncesi ve fikriyle kendi şeyini, malını, aracını üretmiştir insanlar bu yolla yani. İnsanlar mesela gökte uçan kuş da uçak yapmıştır veya füze yapmıştır. İnsan aklı o kadar gelişmiştir ki insan aklı yani o derecede gelişiyor ki yani insan aklı her şey yapabiliyor. Uçak da, araba da. İnsan aklı yani dünyada havadan uydu çekiyor. Yani bir televizyonların izlenmesi, bir dizinin veya bir kanalın izlenmesi yani insan aklıyla, insan zekasıyla yani profesörler tarafından gelişmiştir. İnsan zekası olmadan bu dünyada hiçbir şey olmaz. Yapay zeka yani boştur. Yapay zeka dediğin yani yapay yani suni bir şeydir. Suni olan şeylerden bir şey olmaz. Sonuçta yani Allah'ın yarattığı her şey insanlara zeka vasıtasıyla verilmişti ve insanlar gökte yıldızları, semayı, ayı veya Pluton'u, Mars'ı bütün bekleri öğrenmiştir yani.